Antonio, ilişkinde kız arkadaşınla ya da eşinle ilişkinde yalanı affeder misin? Basit bir soru ya. Basit bir soru değil, çok geniş bir soru. Pembe yalanı affederim. Pembe ama şimdi ciddi bir yalan da yakaladın. Affeder misin? Etmemem gerek ama ne ettim. Ettin bir kere. Tamam. Peki evet. İkinci kez yakaladın. Yol veririm. Yol veririm. Yani ikinci de tabii. İpi çekerim diyorsun. Bizde bir deyim var. If it walks like a duck and it sounds like a duck, it's a duck. Ördek gibi yürüyorsa, ördek gibi ses çıkıyorsa, ördektir. Bu yalancıdır. Bay bay. Tüm ördeklerden özür diliyoruz değerli izleyenler. Peki Emrah, yalanı affeder misin ilişkinde? Şöyle yani, Antonio'nun dediği gibi pembe böyle pembe yalanı affedebilirim ama böyle ağır bir yalan asla. Çünkü eşek gene eşektir Türk deyimiyle. Ve asla affetmem. Sen de yol verirsin yani. Tabii ki de. Peki Danilo. Ama oğlum çok çok tatlı ya. Kim yalan söyler ya? Değil mi? Vallahi ya. Değil mi? Değil mi? Çok tatlı değil mi? Vallahi seni seviyorum. Ha. Yalanı affeder misin? Tabii ki de. Affedereyim abi. Affedersin. Affedereyim yani. İkinci kez yakaladım. Aynen fark etme abi. Yine affet. Ya abicim bu dünya böyle. Yalan dolan işte ya. Aynen. Bravo. Bravo. Öyle. Değil mi? Yalan vallahi, ne? Yalan bilmiyorum. Ne? Çok rahatsın. Yani. Üçüncü kez yakaladın. İşte zorlanıyorum ama. Yani. Çabi. Sana istediğimiz gibi yalan söyleyebiliyoruz yani. Tabii ki de oğlum. Tamam, sen söyle sen. Çabi, Danilo'ya ne diyeceksin? Kurbağa gibi bugün biraz. Ay inandırıcı geldi mi? Affederim, affederim, affederim. Ya şimdi yengemiz izliyor. Böyle demek zorunda yani. Değil mi? Estrafullah, estrafullah oğlum. Manuel, bir İspanyol yalanı affeder mi? Büyük yalan ben kabul etmem. Yani ilkinde direkt... Yok, etik ve moral bir şeyler varsa için olmaz. Abi bir şey diyeceğim, şimdi tam zıt çıktınız bak. Her şeyi affederim diyor, sen affetmem diyorsun. Daha dakika yok, bir yani. Yok ben %50 ha. O yalan ha, o yalan ha. O yalan. İspanyol ha, en cimri en yalan ha. Ama bak bu sormadı ben yalanım ha, o sormadı. Sormadı değil mi? Ha, ben yalanım ha, bayağı. Emrah bir şey söyleyecek. Bu konuda söyleyeceğim tek şey var. İspanyollar özde, İtalyanlar sözde. Oo! Vay vay vay. Şey, affeder. Sana laf çaktı. Affedersen oğlum, affedersen. Şey, demirden korkan tren binmez. Oğlum dikkat et ha. Dikkat et, dikkat et. Burada iki tane kanlı adam var, değil mi oğlum? Yani. Ha işte, evet. O, dikkat et. Ha. Tercümasını alalım. Demirden korkan trene binmez. Ne demek? Bilmiyor, bilmiyor. Bilmiyor. Aferin gel, senin Türkçe çok kötü ya. Valla ben de bilmiyorum. Sen de bilmiyorsun. Beyler, bakın madem öyle, izah edelim. Demirden korkan trene binmez, hiçbir şeyden korkmaz anlamına geliyor. Yani, Emrah'cığım, dikkat et. Ya açık mesaj verdi sana. Dikkat et, ben kabadayım oğlum. Kabadayım var değil mi? Sen kabadayılığın harmanlandığı Sicilya'dan mı geliyorsun çocuğum? Tabii ki de. Önce bu vedere, göçte göze, göt of bak. Böyle konuşuyorlar ha. Aha. Aha, ciddi söylüyorum. Yiğidin harman olduğu yerden geliyorsun tabii ki de yani. Abi. Mutlu, böyle seni görüyorum ama şaka yapma çünkü ben anladın mı abi? Böyle bir şey aha, var aha, ya. Aha, aha. İşte öyle işte. Ama onu çıkardın mı? Çıkar, biter yani. Bir size bir şey söyleyeceğim. Bizde ona gerek yok. Ama bir şey söyleyeyim Sinan, o öyle bir şey var, böyle topuk vurmak öyle bir şey de var. Topuk vurmak mı? Topuk... Topuna sıkarım ilk başta. Bu ama ya ben hiç film, anlamadım. Neden? Ben dansayım yani. Ya, dansayım da. Ben ya topuğa sıktığın bana, zaman adamı getirirsin yani, anladın birisi mı? Birisi böyle anlattı, ben dedim ne? Ya neden dansayım yani, en tehlikeli yer yani. Tabii senin topuk çok önemli. Tabii ekmek, orada ekmek, benim ekmek. Yok be abi. Ha. Bak Manuel'i bitirmek istiyorsan topuğa sıkacaksın. Tabii. Hayır hayır, o çok... ayakkabı bol geldi, topuğuna biraz sıkabiliriz yani. Ayakkabıcılık terimi oluyor değil mi? Nereden geliyor bu topuk? Ne anlama geliyor? Valla benim...
Topuğa ne diyor? Topuğa ne topuk, ne başka yerden? E çünkü topuğa sıktığı anda adamı bitirirsin, çöker yani, evet, anladın mı o anlamda? Evet. Yani o mecaz dansçılar olarak dansçılar için değil yani bu. Yok hayatım yok. Hayır ya saçmalama, biz dansçıları severiz oğlum. Eyvallah. Peki İngiliz Robbie Lee Valentine. Yes. Sen, aha oradan bir şeyler geldi. Bir de elde İngiliz bayrağı. Bak onlar daha öncesinde program başlamadan önce senin hangi ülkeli olduğunu bilmedikleri zaten, için evet, bir öbek bayrak sallıyorlardı böyle. Girip. Hangisi tutarsa yani. Bunlar bir arkadaşlar. Baba. Bak bak. Şu kardeşliğe bakar mısın? Seni. Ne kadar güzel. Harikasınız. Süper. Evet harikasınız. Bravo. Robbie, ilişkinde yalanı affeder misin? Samimiyetle cevap ver. Kesinlikle affederim. Aa, ben de ama bir dakika. Böyle bir girdi ki. Ben zaten mükemmel bir insan değilim. Ben gerçekten ne bileyim, biri bana yalan söyleyecekse eğer affederim. Sonra işte anlayışla karşılaşırım. Ondan sonra işte ben ne bileyim kötü bir şey yaptım ya da bir şey hani ben de ona hatırlatırım hani sen de yalan söyledin ya. Hani ona kullanırım belki. Koz olarak kullanırsın ileride. Evet belki. O da kötü bir şey değil mi ama sen de bana zamanında böyle yaptın. Ama işte öyle oluyor. İşte sen kalabilir ama aslında bilmiyorum. Kullanmıyorum işte. Peki kaç kere affedersin? Sen kaç dedin? 3. Ne bu ya? Melih'den sipariş veriyorlar sanki. Ya bilmiyorum ne kadar ağır olduğunu bağlı işte. Yani ne bileyim bir... Kalbin kırına kadar. Çok... Zaten benim kalbim hep kırılıyor. Çok romantik bir insan. Vallahi yemin ediyorum. Ben... Gel buraya. Geçecek bunların hepsi. İnşallah. Onlar seni anlamıyor. Boş ver sen onları. O kadar çok, özellikle Türkiye'de çok oluyor. Çok mu ben yalan? Şey biraz malım galiba. Pardon ama ya. Gerçekten öyleyim. Hayır, estağfurullah. Evet, estağfurullah. Mal değilsin ama çok temiz ve saf bir adamsın. Ya şey işte insanlar bana yalan söylüyorlar. İşte ben de işte hani iyi niyetli olduğum için gerçekten iyi niyetliyim ve gerçekten herkesin iyi niyetini görüyorum yani. Peki Masataka. Hi. Hi. Buyur peki, abi. Sen yalanı affeder misin? Tabii ki abi. Affederim. Hep mi? Hep ya. Kalbim kırılıyor bazen ama kurusun yani. Ondan sonra anladım, daha iyi, anladım. daha güçlü olacağım yani. Ben. Daha çok ben tatarlamadan bu oyunu bozarım. Var bir şey. Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Şöyle abi. Bir kere yalanı o zaman affetmeyin ya. Hani yalan bir bağımlılıktır. Bir kere yapar mı? İki kere yapar, üç kere yapar, dört kere yapar anladın mı? Yalanı bir kere söyledim, aldı mı bunu? Affetmeyin. Yalanı affeder misin? Affetmem. Oo. Ya bak. Yani bir dakika. Bir dakika. Çocuklar, ilkin günahı yoktur dedik yani biz ilk bölümde de. Bir kere mesela ilk kez yine mi affetmez? Kesinlikle affetmiyorum. Çünkü ilişkinin o genç yani genç o genç çok ha, genç. Doğru. Gelecekten genç yaşlı yani. Yaşlı ilgili o. Bir şey. Ha. Hayır, onunla alakası yok. İlişkinin benim için en önemli şey ne güzellik ne para işte. Geçen hafta da bahsetmiştik ya bundan. Evet. Benim için ilişkinin en önemli şey güven. Bravo, doğru. Bravo. %100 haklısın. Andrei. Artık en herkes cevap verdi. Ne cevap vereceğim onu düşünüyorum şu anda. Yalanı affeder misin, affetmez misin? Şimdi yalanı baba bir. İkincisi oturturum yanında. Gel bir otur hayatım. Bir konuşalım bir. Neden yalan söyledin? Allah sebep Allah. Ne? Aha. Hani ona göre durum değerlendirme şey yaparım terazi gibi. Birinci hani de böyle affetmek, yani şimdi herkesin affetmeme gibi bir olursa o zaman hiç kimse kalmayacak yani. Yani diyorsun ki yalan çok zaten. Ya yalan, herkes yalan söylüyor bence. Yani yalan söylüyor yani. Artık bıktık. Yok herkes bıktık yalan yani. Söylüyor tabii bıktık. Ki ama sebebi ne onu çıkartırım ilk başta yani. Anladım. Sen ondan böyle... sonra ona göre şey yaparım. Zaten duruma... tek bir sebep var. Ne gibi? Alacağı tepkiden. Karşı kişiden korkuyor. Ya bir de şöyle bir şey var. Kız arkadaşının tepkilerini çok iyi bilirsin. Minikler. Yalan söylüyor mu, söylemiyor mu? Kıvırıyor mu, kıvırmıyor mu? Vesaire. Onu zaten yakalarsın direkt zaten. Anladım. Ama eğer çok ciddi bir şey yoksa affedebilir herhalde. Yani. Ya böyle tipteki herif de bunu hesaplıyorsa biz de... Bu ne ya? Hayat cidden zor abi. Vallahi zor ya hayat. Ya bu tipe bakar mısın? Bu bile... Bu bile affediyor değil mi?
Hayır, vallahi affetmekle maşallah, alakası yok. Bunu hesaplıyor bu adam. Anladın mı? Yani karşında otur. Ben bile kuliste Andrei bana bir şey diyor. diye konuşuyor. Vay be. Bu muhabbet yani... sakata gidiyor, ben sana söyleyeyim. Aynen, kapatalım. Yani bunlara da yalan söylüyor olmaları da garip. Ben kendimi iyi hissediyorum mesela. Aa, buna da yalan söylemişler. Bak buna da yalan söylemişler. Değil mi? O zaman diye. Rahatlıyorsun değil mi? Tabii canım, baksana adama. Niye yalan söyleyecek? Bana çok yalan söylediler. Sana çok mu yalan söylediler? Aynen. Sana çok mu yalan söyledin? Hayır, yani yalan dedin şey, zaten yakalıyorsun yalan olduğunu. Kandırıldın yani çok. Ya öyle çok ciddi mevzu var da değil yani. Kandırma değil ama söylemeyi. Konuşmak ister misin? Anlarla ilgili. Peki seni odaya alalım değil mi? Gerçekten. Konuşmak istiyorum seni. Var içeride ambulansın içinde psikologumuz da var. Peki hemen orkestramızda bir Amerikalı Alan Halsey. Sen yalanı affeder misin? İlla ki bir şey yaparsa, kazıklasa, aldatsa falan affetmem. Ama mesela yalan söylemiş. Yok, metrobüse bindim, metroya binmiş. ve şirinlerin şirinesine dönelim, ona soralım. Monika. Ben hayatta ben döverim sonra. Sonra işte döver güle misin? Güle. Evet, tabii ki. Hadi tamam, bir görelim bakalım var. Nasıl dövüyorsun? Davul senin erkek tamam, arkadaşın. Tamam. Elin olu var, elin olu var. Aç TV'yi, elin olu var. Matrak şakrak patlak çatlak. Ne ararsan burada var. Bu çocuklar zırveli. Tipi tüflerinden belli. Muhabbetin en deli. Sevdim oğlum ben seni. Elin olu var, elin olu var. Aç TV.